Boyut Çelik Kapı Spor Şefi sunar. Spor Şef'in yepyeni bir bölümünde birlikteyiz. Ben Deniz Şef'iniz ve sunucunuz Yağız İzgül. Bugün ayrı bir heyecan var içimde. Çünkü bugün her zamanki gibi çok özel bir konuğum var. Türkiye Milli ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımları Kaptanı sevgili Didem Karagenç. Bizlerle ne sorularım var sana belli değil Didem. Hoş geldin, hoş nasıl bulduk. Geldin, rahat geldin mi, rahat buldun mu, rahat iyi misin? Geldim, çok rahat iyi buldum. Duruyorsun, enerjin süper. Bak süper, işte müthiş. Bunlar beklediğimiz, istediğimiz şeyler. Zaten daha muhabbete, sohbete başlamadan gülücükler başladı. Harikasın. Kahve? Olur. Bir anda harikasın kahve. Biz de böyle. Merhaba demeden olsun kahve için. Hoş geldin Didem. Şöyle genel tamam. Bir soruyorum. Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Hayat nasıl? Nelerle i̇yi, iyi, güzel. Ne yapıyorsunuz? Futbol oynuyorum. Çok farklı bir şey. Onun devamında da işte normal beden eğitimi öğretmeniyim. Hı-hı. Aynı zamanda farklı eğitimler alıyorum. Onlarla ilgileniyorum. Biliyor musun ki ben hayatımda top sektirme rekorum 10 filan. Okay, zaten 45 numara ayaklarım İlk var yani. İlk defa bir kadın yani, erkekten daha üstün galiba şu anda. Hayır, kadınlar konusunda. Bence daha üstün şimdi bu konulara girmeyelim. Ama yani baktığın zaman ya o kadar demin biz kuliste tabii muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Biraz birbirimizi tanıyoruz önce. Didem bana dedi ki böyle bir iki kelam ettikten futbolla hiç alakan yok değil mi? İşte alakam bu. Hakikaten şimdi beceriksizsen de eğer bir konunun çok üstüne gitmeye gerek yok. Ha, benim de var derecelerim var, teniste var, kayakta var ama futbol, basketbol onu vermemiş şu kadar. Herkesin farklı bir branşa ilgisi var. Benim de futbola ilgim var. Senin tenisin olabilir. Mesela yani. Şimdi bu kadın ligi ne zaman kuruldu Türkiye'de? Bu yeni bir şey değil mi? Çok böyle 40-50 seneleri yok benim bildiğim. Aslında yıllar önce bir kurulmuş. Daha sonra kapatılmış. Sonra 2000'lerde tekrardan başlamış. Ve bu zamana kadar işte devam ediyor. 2000'ler dediğim bayağı yani 20-30 senelik bir hikaye değil. Bayağı yeni. Evet, yani. Evet. Çok yeni yani. Kadın biraz anlatın Türkiye'de. Da şöyle sorular çok genel. Karşılaştığın kolaylıklar, zorluklar, nasıl merak saldın futbol gibi erkek hegemonya bir spor dalında bir kadın olmanın kolaylıkları, zorlukları anlat abi Allah aşkına ya anlat. Söylediğin gibi gerçekten çok abi zordu dedim yani. Abi dedim yine yanlış anlaşılmasın herkese hitap biçim bunu da bir düzeltmem lazım. Anlat ablacığım anlat ablacığım yani, anlat vallahi çok merak ediyorum. Söylediğin gibi erkek hegemonyasında bir spor dalı ve tabii ki çok fazla zorlukları vardı. Çünkü ben ilk futbola başladığım yaşlarda sokakta hep erkeklerin futbol oynadığı bir alandaydı. Ve bir kadın olarak, bir kız çocuğu olarak onların arasına girdiğimde... Sokakta oynuyor muydun? Oynuyordum. Sokağa çıktın mı bizim? Ben de işte tabii. O top sektiremediğim dediğim dönemler. Bir de bizde, ben senden bir 15 yaş kadar büyüğüm, bizde bayağı mahallecilik vardı yani. İnerdim mahalleye, herkes hep beraber evet. Oydu. Ben genelde fasulye olurdum, kaleyi falan koyarlardı. Beni de fasulye yapmaya çalışıyorlardı işte kız olduğum için. Erkeklerle mi oynuyordun? Evet, erkeklerle oynadım. Çünkü hiçbir kız yoktu mahallemde oynayan. Tek kız sen miydin? Evet. Aa. Çünkü o zaman aileler de şey demiyorlardı yani hadi... Benim kızım da sokağa çıksın da futbol oynasın, erkeklerin arasında oynasın. Tabii o zamanlar, söylediğin zamanlar birazcık şeydi. Hani sonu olmayan bir spordu ve futbol oynamasını aslında kimse bak, istemiyordu. Anne baba ne dedi mi? Benim kızım topçu mu olacak? Yani ya benim annem de önceden futbolcu olmak mı? İstiyormuş. Ha. Ama dedem izin bak. Vermemiş. Sokakta oynamasına da izin vermemiş erkeklerle beraber. Çok güzel bir hikaye. O yüzden benim elimden tuttu ve dedi ki kızım ben futbolcu olsun. Babamın senden öte yani senin gibi hiç alakası yok futbolla. Fen bilgisi öğretmeni. Aa, hiç güzel. Sporla da alakası ben yok de aslında. Ben de fenciyim. Şimdi anlatılır seni merakla dinliyorum. Ama hemen kısaca sana ne yapacağımı anlatayım. Burada nefis bir yardımcım var. 3 farklı da pişirme modum var aynı zamanda. Hem az yağlı pişirebiliyorum, hem ızgara yapabiliyorum, hem de buhar destekli pişirme süper, yapabiliyorum. Tam bizlikmiş, tam sporcu. Güzel bir tam sporcu yemeği lahana sever misin? Severim. Ben mesela pişmişini sevmem ama üzerine de şimdi lahanayı burada güzel buharda pişireceğim. Çok güzel yumuşayacak, hafif de böyle diri bırakacağım. Üzerine de nefis bir kıymalı ragu sos, bolognese sos yapacağım. Süper. Şu an bir 5 dakikada fırın yaparız. Ondan sonra afiyetle yeriz. Heyecanla bekliyoruz. Şimdi babanın alakası yok. Anne eskiden beri demek ki anne de genç. Anne de böyle bir topçu olmak istiyor, futbolcu olmak istiyor. Dede izin vermiyor. Sıra evet. Sana geliyor. Sıra sen geliyor. Sokaklara çıkınca anne diyor ki çık çık, baba diyor ki gel eve. Ne, öyle mi? Hayır hayır hayır. İkisi de. Yani ikisi de destek. İkisi de bana her zaman destek oldular. Hiçbir zaman eve çağırmadılar yani. İlk başta ben sokağa indiğimde işte top sektirme muhabbeti vardı biliyorsundur.
hani top sektiren, az top sektiren kaleye geçerdi. İşte. Beni ilk oyuna almadılar, dediler ki ya ne iş var, kız niye bizde oynayacak falan. Ben bir ara beni kale direği falan yapacaklar diye bayağı korkuyordum yani. O zaman öyleydi yani, bizim çocukluğumuzda top oynayabiliyorsan vardın, oynayamıyorduysan yoktun. Oynayamıyorsan yani. Yoktu, alınmıyordun oyuna. Yani erkeklerde muhabbet buydu, bilmiyorum tabii. O zaman top sekti dediler. Hadi çok konuştum, anlatırım sana Allah aşkına, pardon. Top sekti dediler bana. Evet. Kuzenim dedi ki ya sektirsin, çok iyi sektirirdiydim hani bir bakın dedi. Ben de sektirdim. Hepsinden daha iyi sektirdim topu. Sonra oyuna aldılar kaç beni bir şekilde. Kaç kere sektirdin hatırlıyor musun? Veya bu kaç kere mi yoksa veya böyle sektiriyorsun, dönüyorsun ayağınlar falan? Yok yok, sektirme topu önemli. Yani nasıl sektirdin önemli değil. Adeti, sayısı, önemli. Sayısı önemli. Ha, istersen dizinle sektir. Dizinle sektirmek hatta şeydi böyle, ayıptı. Ayakta sektirmeyi daha iyi bulurlardı erkekler. Hani yemek yerken böyle dirsekleri koymasıydı. Dizle sektirirsen çok ayıp oldu. Öyle sektirdim ve iyi sektirdim. Sonra hep oyuna aldılar beni. Sonra hep evden çağrıldım hani. Aşağı in, top oynayalım, gel böyle aşağı. Böyle peki şey miydi? Böyle erkekler seni böyle kendi takımlarında mı oynatmak istiyordu? Böyle sonra istenen kişi oldum yani takımlarda. Sonra nasıl gelişti hikaye? Oradan da bir daha Beşiktaş, milli takımlar ve de ya, harika bir hikaye bence. Bak, çünkü şeyi yoktu yani hani böyle bir... ben sokakta futbol oynarken şey demiyordum ya, ben futbolcu olmak istiyorum ama bilmiyordum ki ben futbol takımı yok Türkiye'de. Veya kadınların futbol oynamadığını, kızların futbol oynamadığını, hiç öyle bir algım yoktu yani. Peki yaşın çıkmasın ama soruyorum, sene kaç? Sene 2001, 2000. Lig var mı o zaman? Lig işte kapandığı zamanmış. O zaman lig daha yok. Sen ama lig sen yok. Yavaş yavaş futbol aşkıyla böyle annem kaynamaya başlıyorsun. Annem beni her yere göndermiş. Basketbola göndermiş. Mankenlik kurslarına göndermiş. Tüm kurslara, jimnastiğe göndermiş. Oh. Olmamış. Yani ben yapamamışım. Niye yapamamışım ne demek? Bence sen de inceden inceye böyle seninle gönlüm biraz sanki futboldaymış yani. Gibi değil mi? O alev sönmemiş. Hep ağlamışım ya ben futbol oynamak istiyorum diye. Babam öğretmen olduğu için bir gün onun okulundayken turnuva kuruldu. Dediler ki gel oyna. Ama kız olduğum için almadılar oyuna. Sonra babam gitti, özel bir izin aldı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Yani evet, onu soracağım. Kızlar oynayamaz diye bir şey mi var? Ya yani erkeklerin turnuvası yapılıyor ya, hiç kızların futbol turnuvası yok. Ama esasına baktığın zaman o yönergeler mi, yürütmelikler mi, orada bir şey ayrımı, cinsiyet ayrımı olmaksızın esasında. Onların belki kendi regülasyonları var. Yani kız çocuğu oynayamaz diye bir kaide, kural yok. Ya kural yok ama sen özel izin alıyorsun. Yani şöyle hani erkek turnuvası yapılıyor, erkek futbol turnuvası yapılıyor. Kadınlara da şey voleybol turnuvası yapılıyor. Hani böyle bir ayrım var ya zaten her zaman. Şey üstü kapalı bir satır araları ayrımı. Evet bunlar, evet değil mi? Evet. Hani kimsenin aslında herkesin bildiği ama yazılı olmayan kurallardan bu da. Herkesin bildiği. Sanki erkek voleybolcu olmazmış gibi kadın futbolcu olmaz. Öyle. Sonra izinle ben oynadım. İyi oynadım. Bir tane de hoca varmış. Dedi ki ben takım kuruyordum kızım. Seni dedi geleceğiz evden babandan isteyeceğiz dedi. Geldiler gerçekten akşam bu arada çiçek çikolata. O zamanlar transferler böyle oldu. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı takımımıza istiyoruz da. Gerçekten mi istediler? Gerçekten istediler. Peki, akşam geldiler istediler. Babam da verdi beni. Şey mi peki? Erkek gibi mi? 11 as. Hı hı. Başka evet. Kaç yedek oluyor? Evet, alakam 11 yok futbolda. Oyuncu. 90 dakika aynı standartlarda sahalar. Yedeklerle bilen bir takım kaç kişi var ya, erkekteki kişi. Gibi herkes 11 evet. As 7 yedek tabii, öyle tabii. O boyutlar şekilde. Aynı, topun boyutu aynı. Çünkü sorulan sorulardan bir tanesi de oydu. İşte 11 kişi mi oynuyorsunuz? Hani topun boyutu aynı mı? Saha aynı mı? Ama hep her şey aynı yani. Peki, sadece kadın olmamız. Şimdi burada bana çok fazla alan bırakma. Eminim ki bir bu kadar değerli, bu kadar donanımlı bir tüm milli takımların, Beşiktaş'ın kaptanı bir futbol oyuncusu olarak karşılaştığın sorular, değişik sorular, efendime söyleyeyim, merak edilenler nelerdi, neler oluyor? Ya bundan işte bir 10 sene önce kadın futbolu daha Türkiye'de çok fazla gelişmemişti. O zaman büyük takımlar bu işin içine girmemişlerdi. O zaman yani Beşiktaş her zaman vardı. Ama diğer takımlar girmemişlerdi. O zaman şöyle sorular geliyordu. Mesela taksiye bindim, bir yere gidiyorum. Riva tesislerine gidiyorum, milli takım tesislerine. Mesela futbol tesisleri, onu herkes bilir. Adam da biliyor futbol tesisi olduğunu, yani şoför, sürücü. Ben onu da biliyorum. Ben de diyor ki ne yapacaksın tesiste? Diyorum ki futbol oynayacağım. Diyor ki kızım nasıl futbol oynayacaksın? Diyorum ki futbol tesisi, yani futbol sahasından başka saha yok. Diyor ki niye gidiyorsun niye oraya? Niye gidiyorsun? Diyor ki milli sporcuyum, gidiyorum diyorum. Ne milli sporcusu, milli takım mı vardı? Peki şey olmuyor mu böyle bana? Ne alakası var, kadınlar futbol oynar mı falan vesaire tarzı vardı, böyle şey yaklaşım, cinsiyetçi yavaş yaklaşımlar oluyor mu böyle? Oluyordu ama yavaş sinirlenmiyor yavaş musun? Ben olsam sinirlenmiyorum. Yok artık sinirlenmiyorum. Belki ilk zamanlar sinirleniyordum. Mesela böyle programlara geldiğimizde bize şey söylüyorlardı. Hadi top sektir de görelim. Ay
hadi ya futbolcu musun değil misin bir top sektir veya bir kale koyuyorlar oraya şut çektirmeye çalışıyorlar. Ben bunlara kesinlikle karşıyım yani. Tabii ki karşı olacaksın yani bunlar hani, bence çok doğru yaklaşımlar değiller benim bu kadar. 120 tane milli takım maçım var mesela ben o kadar maç oynamışım bu programa geleceğim ve top sektireceğim. Yani kendimi ispatlamak zorunda değilim kadın olarak yani, bence oynayıp yani, oynamadığıma. Yani, yani sen de yemek yapmak zorunda değilsin mesela kendini. Ama ben milli değilim. Yani bir şekilde küçük bir fark olabilir arada. Minik bir kendi yağımda kavruluyorum bir şekilde. Ama şöyle de bir taraftan çok pozitifsin, süpersin, harikasın gerçekten. Sanki öyle bir anlatıyorsun ki her şey böyle tereyağından kıl çeker gibi. Madem yemekten girdik, yemekten konuşalım, tereyağından gir. Hiçbir zorlukla karşılaşmadan, hiçbir zorluk yaşamadan böyle gerçekten kaymak gibi aktı gitti mi bu hikaye? İşte. Tavuz sokaklardan başlar. Ay, eminim bir şeylerle karşılaştık. Akıp gitmedi. İlk takıma gittiğimde annem beni elinden tutup götürüyordu. 1,5 saatlik bir yola gidiyorduk biz annemle. Dolmuşa biniyorduk, gidiyorduk. Ve bir fabrikanın arkasında tek lambası yanan bir sahada biz antrenman yapıyorduk. Bazen de oraya gelen arabaların farları yanıyordu. Biz onlarla antrenman yaparak devam ettik. Burası neresi? Burası Sakarya. Okey, tamam. Şeyden bahsetmiyoruz. Riva'dan bahsetmiyoruz. Yok, Riva'dan bahsetmiyoruz. Benim başladığım zamandan bahsediyoruz. Senin yeni başladığın zamanlarda. 10 yaşındayken, 11 yaşındayken başladığım zaman. Ama diğer kızlarla oynuyorsun değil mi? Evet, kızlarla oynuyoruz. 7-8 kişiyiz, çok da değiliz. Yavaş yavaş işte hoca oradan buluyor, buradan buluyor. Kızları toplayıp bir takım yapmaya çalışıyor. Bundan bir sene sonra turnuvalar kurulmaya başladı. Kadınlar Ligi adı altında ama resmi değil. Sadece turnuvalara gidiyoruz. Bizim o turnuvalara gitmek için şeyimiz yok, sponsorumuz yok o zaman. Ve bir yerden bir gelirimiz olması lazım. Bir otobüse bineceksin, bir forma yaptıracaksın, bir yola gideceksin, orada yemek yiyeceksin. O dönemlerde Avrupa'da kadın futbol liginin durumuna veya dünyadaki? Bizden birazcık daha iyi tabii ki. Ha, yine o kadar yaygın değil yani. Evet ama yani bizden biraz 20 daha... sene önce, yani şu anki halimizden bir 5 sene geridelerdi. Yine de onlarda bir lig vardı, bir sponsorlar yani vardı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da kadın futbolu o zaman evet. Çok eski değil yani evet, evet. Bahsettiğimiz zaman. Sonra? Sonra gidiyorsunuz, siz sponsor yok, imkanlar kısıtlı, tek sonra lambalık. Sonra bir sponsorumuz çıktı. Kim biliyor musun? Bir kim? Tane orada Hal vardı. Hal'de bir abi vardı. Marulcu Orhan. Marulcu Orhan. Marulcu. Marul. Marulcu Orhan. Bildiğim marulcu adam. Bize kerevizde var, havuç var, soğan var ama Marulcu bizim Orhan. Bizim ilk sponsorumuz Marulcu Orhan'dı ya, mesela. Gerçekten. Ya gerçekten. Marulcu yüzden... Orhan yazıyor muydu formada? Yazıyordu. Erken inanılır gibi değil. İnanılmaz. Yani. Adam kendi adını yazdırdı bizim formaya ama sponsor oldu. Hani o zamandan bu zamana Beko gibi bir sponsorumuz var şimdi Beşiktaş'ta. Yani efsane bir sponsor. Beko hani... gönüllerin sponsoru canım. Gönüllerin sponsoru burada, gönüllerimizin sponsoru. Ve hani böyle o şartlar altından şimdi mesela Beşiktaş'ta bu tarz sponsorlarla beraber çalışıyor olmak çok büyük onur ve gurur verici yani. Düşünsene, çok değişti sen, her şey. Başından sona sen bu sürecin içindesin. Yani bir bebek gibi bu kadın futbolu beraber büyürken filizlenir ki beraber yani bir kadın futboluna bir annelik ve ablalık yapmışsın evet, aslına bakarsan evet. Bütün bu sefer. Bütün hikayeler sende aslına bakarsan. Peki anatomik olarak bütün çünkü şey kurallar aynı değil mi? 90 dakika demin bak her şey aynı. Yani, anatomik olarak kadın erkek farklılığı sence çok göze batan bir noktada mı? Ya tabii ki bir yani Avrupa'da şöyle oluyor mesela 13 yaşına kadar erkekle kadınlar beraber oynuyorlar futbolu. Kız çocukları işte bir yaştan sonra 13 yaşından sonra ama ayrılıyorlar. Çünkü onun da sebebi şu anatomik olarak değişime başlıyorlar. Okey. Yani ergenlik döneminden sonra bir değişim oluyor yani vücutta ister istemez. Ne gibi değişiklik oluyor? Erkekler daha hızlı gelişiyor o yaştan sonra. Daha çok kas oranına sahip oluyorlar. Hmm. Daha çok sprinter oluyorlar. Daha hızlı koşabiliyorlar. Sadece fiziksel olarak bir fark var. Aslında teknik olarak bir fark yok, yok aramızda. Yok şunu soracağım yani hani gerçekten anatomik olarak derken yanlış anlaşılmasın. Bir kadının 90 dakika aynı tempoda koşmasıyla bir erkeğin 90 dakika aynı tempoda tabii koşması arasında. Tabii ki aynı arasında. Tempo değildir. Değildir. Bunda eminiz. Çünkü anatomik olarak bu mümkün değil. Veya hız olarak, sürat olarak bu çok fazla mümkün olan bir şey değil. Yani sonuçta olimpiyatlarda da görüyoruz. Yani aynı mesafeyi koşmuyor sonuçta kadınlarla erkekler. Veya aynı sürede, aynı süratte koşmuyorlar. Ama diyorum yani değişen nokta sadece orası. Ama oyun bilgisi, teknik bilgi, süreler, taktik bilgi, süreler. Oyuncu sayıları bunlarda şey, bir değişiklik şey, yok. Bunlar. Şey aynı. Peki okey başka bir soru. Süper. Erkeklerle oynuyor musunuz? Çocukken oynuyordunuz sokakta. Şimdi mesela atıyorum şimdi, Beşiktaş'ın pafı, kendi A millisi vesaire değil mi? Çok bilmiyorum. Hadi gelin kızlar bir maç yapalım muhabbeti oluyor mu hiç aranızda? Ya çok fazla olmuyor aslında. Herkes kendi alanında. Hiç mi olmuyor peki ya? Hiç mi? Makarasına falan da dönmüyor yoksa gizli sorumu iptal ederim. Yok 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 hayır iptal etmeyelim. Gizli soru değil. Yok yapmıyoruz genelde. Herkes kendi yarışma döneminde olduğu için
çok fazla yapıp sakatlanmak istemiyor. Özellikle bizim açımızdan. Yo, bir dakika. Niye sakatlıyorsunuz hemen anlamadım. Yani risk almak istemiyor diyorsunuz. Yani halı sahaya da gitmiyoruz gibi hani düşünebilirsin. Yasak. Hiç için yasak. Yani yasak, tamamen yasak. Tamam, tamam o yasağı biliyorum. Hayır şimdi ne olacak? Kendi aranızda şimdi orada erkekler erkek takımı kapsıyor. Şey yapıyoruz ama alt yaş gruplarıyla yani o A takımla veya PAF takımla yapma seviyesinde değiliz. Yani iki kadın takımıyla bir erkek PAF takımı dediğin gibi fiziksel olarak aynı seviyede değiller. Daha alt yaş gruplarıyla yapıyoruz. Mesela 17 ile 18 ile 19 ile yapabiliyoruz. Çocuklara ablalık yapıyoruz. Hiç bu arada, bu arada 18-19 gördüğünüz gibi ne kadar Didem içimizden biri. O tür muhabbete başladı. Birazdan herhalde tabloya falan biz oturabiliriz mesela. Yani Didem öyle bir kişilik gördüğünüz üzere. Fakat bahsetmediğimizde bir şey var bu arada. Visa teaminde, Team Visa'nın da özür dilerim. Çeşitli ülkelerden tek tek seçtiği sayılı mesela Türkiye'nin seçili Team Visa oyuncularından bir tanesi sensin değil mi? Sembolik bir takım. Sembolik fakat takım. Bütün Avrupa'nın en iyilerini alıyorlar, topluyorlar ve sembolik olarak siz orada görünüyorsunuz. Bu çok gurur kaynağı, mutlu edici. Birazcık açar mısın bunu? Tam olarak nedir esasında? Bu izleyicilerimizi de anlatalım. Bu çok gurur verici bir şey. Visa markası hem Dünya Kupası'na, Kadınlar Dünya Kupası'na, hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Şampiyonlar Ligi'ne sponsor. Ve kendi içlerinde bir takım oluşturdular, Team Visa. Bu Visa Team takımına giren oyuncular da kendi ülkelerinde rol model olma potansiyeli olan oyuncular ve kendi ülkelerinde iyi olan sporcuları seçtiler. 16 tane oyuncu var şu an Team Visa'da ve biz İngiltere'de toplanıyoruz zaman zaman ve konuşma fırsatı da buluyoruz oradaki merkez oyuncularla. Merkez İngiltere'de mi? Merkez İngiltere'de. Hangi ülkelerde oyuncular var? Hatırladığın kadarıyla. Avustralya'dan. Harika, yani, bayağı Avrupa'dan. Sen de bizi temsil ediyorsun. Harika bir. Evet, başka? Ve ülkemizde orada gördüğümüz, yani birbirimizle yaptığımız tüm alışverişi burada ülkemizde kız çocuklarına rol model olmak için bir şekilde bir etkileşim sağlayıp burada kadın futbolunu daha fazla ön plana çıkartıp daha iyi rol model olmak için böyle bir takım kuruldu ve bu takımın bir üyesi olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü ülkemizi Avrupa'da temsil etme fırsatı buldum. Orada farklı röportajlara, farklı ülkemizi temsil edeceğim noktalara değinebiliyorum. O yüzden çok önemli ve çok gurur verici bir olay. Vallahi ne güzel, vallahi başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim Yağız. Peki hiç unutamadığın bir maç, bir skor, öyle tatlı bir anı, garip değişik bir anı? Ya tabii ki çok fazla var. İlk milli maçım, unutamam. İlk milli maçı unutamazsın. Sene kaç? Anlat bizler. Seneyi beraber aynı heyecanı yaşayalım. U15 milli takımı. İlk milli maçı. Kaç bir daha söyle. U15 milli takımı. Ne milli takımı? U15 okey, tamam yani, tamam. Okey, 15 yaş Andrew grubu. Oradaki okey, tamam. Ben de öğreniyorum bakınız. 15 yaş grubunda oynamıştım ilk milli maçımı. Yani milli formayı çocuksun giyip, yani 15 yaşında ilk milli. O milli formayı üstüne giyip yani o seyirci karşısına çıkıp da milli takım marşını okumak çok başka bir duygu. Ya tahmin tabii canım onun yani yaşattığı. O duygu çok başkaydı ama tabii şu an hala milli takım oyuncusuyum. Her gittiğimde gene aynı duyguyu yaşıyorum. Bir de şöyle bir maçımız vardı bizim Beşiktaş'ta. Şampiyonlar Ligi maçları oynadık Juventus'un sahasına gittik mesela. Orada Juventus'la beraber erkek tesislerinde kaldık. Çok farklıydı. Oradaki tesisler, imkanlar, erkek futbolcularla beraberlerdi ve Ronaldo o zaman orada oynuyordu. Yani evet, onu ben de ilk gördüğümde Hollanda'ya gittiğimde böyle bir futbol okulu vardı ve içinde 30 küsür futbol sahası vardı. Bayağı bildiğin futbol sahası büyüklüğü. Ben de çok şaşırmıştım onu ilk gördüğümde. Ne oluyor demiştim, yani Hollanda gibi yüz ölçümü herhalde bir Marmara yöresi, Marmara bölgesinin yarısı kadar olan bir ülkede bir tane böyle bir futbol okulu ve 40 tane futbol sahası var içinde. Bir de anlamıyorum ya konuyu. Anlamadığım için tabii daha da şey geliyor ya böyle. O çok yani fazla bu arada. Yani bizim ülkemizde olmayan bir şey. Ama olsun yine bence çok iyi bir noktadayız şimdi. Ben milli uzaktan bakan bir göz olarak. Uluslar C Ligi'nden B Ligi'ne yükseldik. Ve o nedir? Şu an Uluslar Ligi yeni kuruldu. Erkekler de aynı ligde oynuyorlar şu anda. Bu ligde C Ligi'nden başladık. Ülke puanlamamızdan dolayı en alt ligden başlamak durumunda kaldık. Ama biz C Ligi'nden daha mağlup olup B Ligi'ne yükseldik. Ve şimdi playoff'lara katılma hakkı kazandık. Ve Avrupa Şampiyonası'na gitmek için aslında bir bilet arıyoruz. Yani buradan playoff'lardan çıkan takımlar Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazanıyorlar. Yani turnuva o şekilde ilerliyor. Sen Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorsan bunların hepsini geçmen lazım bu aşamaların. Yani şu an o yolu bir yarıladınız diyebilir miyiz? Evet, veya ne diyebiliriz? Tarihi bir başarıya aslında imza atıyoruz. Aa, ne kadar güzel. Peki bu ne zaman sonuçları ne zaman alacağız? Biz ne zaman öğreneceğiz bunu nereye
Ne zaman, nerede oldun? Ne? Ya soramadım ya, sen beni yönlendir. Ben bilmiyorum bu işleri birazcık. Umarım yani en kısa zamanda biz de orada başarı elde edip Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Yani daha bir ayımız var. Ya da bilmiyorum, yok buraya belki kesersiniz çünkü şey, maçı oynayacağız ya. Ondan sonra ne güzel ya. İnşallah ben bunu tüm kalbimle temenni ediyorum. İnşallah bugün bu program da sana uğurlu gelecek. Ve güzel haberlerinizi bundan atıyorum. 2 hafta, 1 ay sonra ne zaman diyorsan güzel haberlerinizi hep birlikte Yaz, burada. Yaz, hep sen bana soruyorsun. Sen evde yemek yapıyor musun? Sor. Ben evde yemek yapıyor muyum? Hep çok merak etmişim diye. Yani şefler sürekli burada yemek yapıyorlar. Acaba evde gidip yemek yapmak istiyorlar mı? İstemiyorlar değil mi? Ya şöyle, işte yoğun bir günün ardından, mesela sporla geçen bir günün ardından insanlar sana hala gelip ne olacak bu takımla Ali falan vesaire, playofflar çıkar mıyız, eder miyiz vesaire, bu tarz soruları iş dışında duyduğun zaman seni mutlu mu ediyor yoksa bunalıyor musun? İkisi de olabilir. İkisi de olabilir. Hangisi oluyor? Ben mesela daha çok sürekli zaten bütün yemek yaptıktan sonra biri gelip tabana deyince benim teyzem pilavı böyle yapıyor dediğinde ben bir deliriyorum mesela. Kardeşim konuyu değiştir diyorum. Gel güzel yiyelim içelim. Gel evime gel, misafirim oldu, şunu al, ama benle yemek konuşma diyorum yani. O yüzden evde yemek yapmıyorum. Çünkü zaten her tarafım kokmuş oluyor eve gittiğim zaman muhakkak. Çünkü soğan ve sarımsakla özellikle çok uğraşırım zaten. Soğansız sarımsaksız yemek bence. Yorgun oluyorsun. Bir de tabii ki yemek yapmak başka. Bak mutfak ayrı yorucudur. Mutfak muazzam yorucu bir yerdir. Evet, evet. Onun bir de tatlı bir keyfi vardır. Tamam mı? Bedensel bir yorgunluğunu atarsın falan, bir ayaklarını uzatırsın. Orada bir kendine bir keyif dakikaları ayırırsın. Ama çekim yapmak. Bana de ki gel senle 2 saat top oynayalım. Ben hadi gel, ben gel senle 2 saat tenis oynayalım. Ya da şurada yarım saat konuş, bir yemek anlat, bir şey anlat. Bu diksiyonu bozma, işte ne bileyim kelimeler arasında şey, em, ün, bunları kullanmadan düzgün bir diksiyonla yemek anla. Bu dünyanın bence en zor şeyi. Evet, ve ben bunu doğru. Günde 4 bölüm, 5 bölüm, yeri geldi 8-10 bölüm yapıyorum. Sonra eve gidiyorum, pestil. Tamam. Kimse benimle yemek konuşmasını istesin. Ha bu arada eve gel. Şimdi bu aralar eve gidiyorum çekimlerden. Normalde ne yapıyorum günlük işlerimi bitirince? Ocak başım var benim, dükkana gidiyorum. Dükkana gidiyorum, orada bir daha yemeğin içindesin. O yüzden burada yalanım yok. Genellikle şöyle bir şey oluyor. Ya hayatında işin neyse aslında merkez noktası birazcık o oluyor. Ama 24 saat iş yapamazsın. Tabii yapamazsın. Uyuyorsun. Birazcık oradan çıkman lazım ki. Evet, bak şunu da söylerim hep. Bazen 2 lira az kazanabilirsin ama 2 saat fazla uyursun. Verimli olman lazım. Bizim yani hem ekran yüzüsün hem işte bir dükkana gittiğin zaman adam seni görmek istiyor. Yani sürekli pozitif olamaz bir insan ki. Evet. Ben genelde oluyorum bu arada. Onun için de işte iyi beslenmek lazım, evet, spor yapmak lazım. Güzel insanlar. Kendine zaman ayırmak lazım. Kendine zaman ayırmak lazım. Bunlar çok önemli. O yüzden genellikle sorulun cevabı neyse lafı fazla uzattım. Eve gidiyorum, açıyorum bir tane uygulama. Bakıyorum canım köfte mi çekiyor, döner mi çekiyor, sebze mi, salata mı? Söylüyorum bir yerden 10 dakikada çünkü yemeği yapacaksın, ondan sonra yiyeceksin, ondan sonra bulaşığı falan vesaire işin aslında ama... Demek ki ben senden daha çok yemek yapıyorum. Senin nasıl aran yemekle? Yapıyorum. Sevdiğim, şimdi yaptığın yemekleri söyle, sevdiğin yemekleri söyle, kamptaki beslenme rutinini söyle. Söyle lütfen, merak aslında ederim. Aslında rutin bunu. Hep aynı. Ya yemek et yiyorsun. Yok ya protein ağırlıklı ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsun ya, bir de sebze. Yani sabah uyandığında mutlaka bir 2 yumurta, yulaf. İşte muz, neyse hep aynı rutinde geçiyor aslında. Yani süt ve süt ürünleri çok fazla kullanmıyorum açıkçası. Daha fazla yağlanma yapıyor diye. Ne olur ne olmaz ve yağlanma kaynağı. Karbonhidrat olarak da işte pilav, makarna. Ama ben glutensiz besleniyorum. Gluteni hayatımdan çıkardım. Hani pilav yapıyorum, makarna yapıyorum. Yanına da ya tavuk yapıyorum ya köfte yapıyorum ya da işte kıyma, et bir şey. Hani hep klasik yani, değişen çok fazla bir şey yok. Sebze yapacağım zaman da daha çok sevdiğim sebzeler brokoli. Brokoli mi? Yani... Brokoli seveni, brokoli seveni ilk diyelim. Defa brokoli mecburen seveni ilk defa duyuyoruz. Ya öyle de esasına bakma. Ben de mesela sebzelerle alakalı şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Genellikle sıkıntı değil esasında. Yani sebze çok severim ama çiğ olduğu zaman çok severim. Bir sebze piştiği zaman benim için o cazibesini yitiriyor. Özellikle çiğ tercih ederim yani salatalarda. Yani, ne olacak? Rokayı yan ıspanağı da yani şimdi sen o otu yemiyor musun? Otu yiyorsun. O yüzden de dilediğin gibi çiğ tüketebilirsin esasında yiyorsan. Oh bak ne güzel, arada birazcık hafif böyle çıtır çıtır yanıklarımız var. O da ayrı bir lezzet katacak. Şimdi bunu fırında sosuyla birlikte bir 4-5 dakika pişireceğim. Üzerinde biraz peynir yapıp ondan sonra yemek hazır olmuş olacak. Sen de peki sevdiğin yemekler, yaptığın yemekler, yapmayı sevdiğin yemekler, sevmediğin yemekler. Şu olsun hayatta yemem, bu olsun çok yerim, seve seve yerim vesaire dediğin. Ben kuzu eti çok sevmiyorum. Kuzu sevmiyorsun. Kuzu sevmiyorum. Ben kuzu onu anlamıyorum. Mesela niye sen de kuzu kokar diyenlerden evet, misin? Evet, ben de onlardanım. Güzel kuzu kokmaz ya.
Vallahi iyi beslenmiş güzel kuzular kokmaz. Demek ki eskiden... hep yanlış yerlerden yedik, bilmiyorum. Başka... Ciğer sevmem. Okey, tamam, sakatat tartışmış. Evet, çok sakatat sevmem. Sakatat oralara tartışmış. Çok girmem. Yani sebze olsun, her zaman yerim. Fasulye yerim, ıspanak yerim. Her gün yerim. Ya ama işte... şey mi, kırmızı çizgi kuzu eti mi? Evet, kuzu, kuzu eti. Etinde de şey mi, kuzu ciğer mi mesela? Asla yemem. Yani dana olan her şeyi yerim ama kuzu olan hiçbir şeyi yemem. Onu biraz anlayabiliyorum esasında. Çünkü böyle insanlarımızda böyle bir hassasiyet var. Kuzu hassasiyeti özellikle. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Eskiden mesela kuzu, şey, dana hiç yokmuş bizim kültürümüzde. Hı. İşte hani bu anlatır belki büyüklerin, biliyorsun. Tavukların kanatları atılırmış dediğin dönemlerden. Şimdi kanat bakıyorsun, her almaya kalksan şu an alamıyorsun. Biz de bir kuzu memleketi olarak, gerçekten muazzam kuzuları olan memleket olarak danayı çok tanımazmışız. Özellikle böyle yemeklerden anlayan büyüklerimiz vesaire. Sonra bir şekilde hem işte bakım kolaylığı olsun, yetiştirme kolaylığı olsun. Sonrasında hayatımıza dana giriyor. Tabii büyükbaş hayvan, bayağı büyükbaş hayvan. Çok fazla et veriyor, yetiştirmesi kolay vesaire. Ondan sonra dana yavaş yavaş böyle kuzunun yerini almaya başlıyor. Herhalde mesela ben doğduktan sonra dana girmişti hayatımıza. Ya bu arada şaka değil esasında, hakikaten mesela benim çocukluğum hep kuzuyla geçti. Demek ki 70'lerin sonu 80'ler desen, bu dana hikayesi aşağı yukarı 90'larda falan böyle bir yaygınlaşmaya başlar. Doğru söylüyorsun. Ben de mesela... Oo, süper gözüküyor ne, bu arada. Güzel değil mi? Şimdi normalde sebze seviyorum dedin. Sebze yerim dedin. Ette de merak etme, kuzu kullanmadım. Şöyle kolay bir ragu sos yaptım. Şimdi bunu da lahananın üzerine... Bu şekilde serpiştiriyorum. Burada gördüğün gibi benzer bir şekilde tabağa almaya çalışacağız bu yemeği. Sonra ne yapıyorum? Biraz suyundan ve üzerine biraz peynirle birlikte sana bir antrenman öncesi. Gerçekten tam antrenman öncesi bir öğün oldu. Antrenman öncesi öğün. Hem çok az karbonhidrat ihtiyacım. Protein, evet, biraz karbonhidrat. Ne yapalım? Hemen şöyle hızlı makarna çevireyim mi? Bir ekmek de olur. Makarna, pilav, bir dilim ekmek. Şöyle suyundan da. Peki, ya, yapmayı sevdiğin yemekler? İşte genelde değil mi? Köfte, tavuk. Yani... Bir şekilde hayatta kalman lazım. Aynen, aynen. Hayatta kalabilecek kadar... Ya normalde ben hamur işi yapmayı çok seviyorum. Tatlı yapmayı da çok seviyorum. Ama yapayım başkası yesin. Ben yemeyeyim. Bir dakika, anlamadım. Misafir seviyor musun? Seviyorum. Benim mesela sevmediğim şeylerden bir tanesi misafir. Misafire çünkü sürekli bekler, sürekli bir yemek yapmak zorundasın. Ondan sonra işte dediğim gibi yemek bu işin... Yemek değil, beş çayına gelsin. Bulaşığı sen. Vesaire beş çayına gelsin. Sen beş de orada iki... Gelir. Hemen böyle mesela Didem beş çayına geliyorum hadi. Hemen kek yaparım bir tane. Hemen bir kek yaptın. Yaparım. Evet, bir saat. Ben hemen yarım saate geliyorum, ne yapacağım? Yarım saatte bekle diyorsun kek çıkana kadar. Krizden şey çıkartırız bir tane. Milföy çıkartırız, onunla bir şey yaparız yani. Hemen hazırla. Ya da şey arayayım. Biraz kuru pasta gönderir misin deriz yani. İşte doğruları konuşmak gerekirse. Hop, şimdi şöyle bir 3-5 dakika fırın yapacağız. Üç dakika. Biraz süper. Üzerinde peynir erisin. Peki ne kadar daha oynayabileceksin? Yani istediğin kadar mı, yoksa belli bir yaşta jübile yapmayı zorlanacak mısın? Yoksa istediğim gibi oynar, yani işte bilmediğim için soruyorum bir taraftan da. Şöyle, ya da fiziksel başka... olarak iyi hissettiğin sürece genellikle oynayabiliyorsun. Erkekler de kadınlar da bunu devam ettiriyor. Sonrası için planların var mı? Sonrası için planlarım var tabii ki. Ben UEFA'dan şimdi yöneticilik sertifikasyon programı aldım. Yani bu dünya çapında geçerli bir sertifikasyon. Yani illa Türkiye'de yönetici olmak zorunda değil mi? Avrupa'da başka bir kulüpte veya UEFA'da veya FIFA'da yönetici alabilirim bu sertifikayla. Bu yöneticilik nedir? Yöneticilik bir takımı idare etmek. Ha, bayağı yani bir yönetim kurulu oluyor. Nasıl bir şirketi idare ediyorsun? Evet. Sen de işte 8-10 kişiyse o yönetim kurulunda. Onlar istediğin gibi onları girip o konuda... Ya aslında bir takımı kurmak. Bir takımı kurmak, hocayı belirlemek, idari menajeri belirlemek ve... geri kalan şampiyon olabilecek bir takım oluşturabilmek aslında. Yöneticilik futbolda bu şekilde oluyor. Peki böyle bir teknik adamlık, teknik kadınlık. Doğru yani, söyledim. Teknik kadınlık tabii. Hani onun dışında daha böyle tabii o da var. Yani onun eğitimlerini odaklı. Aldım. Onları da UEFA'dan eğitimlerini aldım. Aynı zamanda beden eğitim öğretmeniyim. Ama hani öğretmenlik mesleğine
sonrasında çok devam etmek istemiyorum. Futbol tarafında kalmak istiyorum. Yani ya antrenör olacağım ya da yönetici olacağım ama bunu inşallah Avrupa'da yapmak istiyorum. Ne kadar güzel ya. Vallahi güzel yani, plan. Peki şey oluyor mu böyle sokakta tanıyanlar, fotoğraf çektirmek isteyenler, fikir almak isteyenler, rastlıyor musun işte böyle şeyleri? Hiç böyle bir şey yoktu ama şimdi var. Mesela Beşiktaş'ta tanınan bir yüz olduğumuz için Beşiktaş'ta gezerken sürekli fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlarımız oluyor. Bizi tanıyorlar, maçlarımızı izliyorlar, gelmiş oluyorlar. Neyse hani, mutlu olmuyor musun ya? Düşünsene. Çok yani, mutlu hitap oluyorum. Kim bilir şu an kaç tane Türk genci, Türk genç kızı, erkeği fark etmez, çoluk, çocuk. Bunlar sana özeniyorlar. Senin gibilerine böyle gıpta ediyorlar, tatlı tatlı bakıyorlar. Belki birilerinin geleceğini değiştiriyorsun. Onların hayatında bambaşka kapılar açıyorsun. Zaten ben muazzam bir zevk bence. Devam ettim futbola. Yani bir noktada ben ilerlemeyeceğini düşündüğümde bir bırakmak istediğim bir nokta olmuştu. Ama dedim ki yani sen buraya kadar geldin, bunu başardın. Bundan sonrasında sen devam etmen gerekiyor ki senden sonra gelecek olan tüm o kız çocuklarına rol model olman gerekiyor. Ve onlara bir yol açman gerekiyor. Peki ne diyorsun? Sence ilgi yeteri noktada mı eskisinde? Eskisinden daha iyi noktada. Avrupa'da gelişti bir kere. 87 bin kişiye karşı oynuyorlar müsabakaları artık orada insanlar. Biz de burada bir tane maç yapmıştık. Bizim stadyumda İnönü diyeyim, eski İnönü. Eski İnönü şimdi ne oldu? Eski İnönü. Şimdi Tüpraş Stadyumu oldu adı. Orada bir maç oynadık biz Atletico Madrid'le. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ve 33 bin kişiye karşı oynadık biz o maçı. Ve ben 33 hani, bin izleyici. O sokakta hiç bunu hayal etmemiştim ilk başladığımda buna. Ve ailem gelip tribüne oturup beni izlediğinde çok gururlandım ve gözlerim doldu. Çünkü kendimi ilk defa futbolcu gibi hissettim. Bak düşün, 15 yaşında başlıyorsun, daha çocuksun. Sonra böyle zaman içinde beraber büyüyorsun, beraber şey, o dediğim gibi işte ablalık, annelik hikayesiyle. Ve en sonunda seneler sonra bunda, 10 sene, 15 sene sonra 35-40 bin kişiye, 80-90 bin kişilere maçlar oynuyorsunuz. Evet, yani çok çok güzel hissettiren bir hissi. Yani tüyleri, bir şeyleri başarmış olmanın hissi bence o gün orada o sahaya çıkmak ve ailemin orada beni izliyor olmasıydı. Yani çok futboldan anlamayabilirim ama her türlü başarı hikayesi, madden veya manen, özellikle manen daha ziyade. Onlar bir şekilde tüylerim diken diken olur. Bence bu yaşadığın, yani öyle bir hayat ki bu herkese nasip olacak bir tatlılıkta, bir mahalle, çok süper bir şeyden bahsediyorsun. Süper bir hayat hikayesinden bahsediyorsun mu anlattın? Maşallah deyip böyle tatlılık. Çok teşekkür ederim. Hayır, ben teşekkür ederim. Yani birincisi hem bilgilerimi tazelemiş demeyeyim, yeni yeni şeyler öğrenmiş oluyorum. İkincisi böyle bir hikayeye ortak olurum senden dinlerken. Üçüncüsü yarın öbür gün neler yapacakların konusunda fikir sahibi oluyorum. Daha ne olsun yani, bugünün kazananı benim esasında. Bak. Süper. Ben de yeni bir yemek öğrendim. Seni tanımış oldum. Bunu evde deneyeceğim. Vallahi güzel bir yemek. Şöyle ki, benim gibi pişmiş sebze sevmeyenler için güzel bir alternatif olur. Şimdi de bunu güzel bir tabağa alacağız. Ondan sonra afiyet olsun diye birer çatalla gitti gitti. Bundan sonra öyle şey istemiyorum. Değerli izleyiciler, duydunuz. Şayet Didem'e misafir gitme niyetiniz varsa bir saat önceden arayın. Aksi takdirde hemen o da doğru olanı yapıp ne istiyorsanız telefonla kekler, börekler söylenecek. Neyse, merkezi yerdeyiz Allah'tan. Ya, iyi, 20 dakikaya gelebilir. Aman çok şükür. O da önemli. O da önemli bir şey. Şimdi şunu şöyle. Hoppa. Bayağı protein ağırlıklı bir yemek oldu. Ben sevdim bu yemeği. Yani okey, bazen böyle bakıyorum protein diyetleri falan ama bence dediğin gibi karbonhidrat olmadıktan sonra... Ya ben genellikle bu kıymanın üstüne yumurta kırmayı çok seviyorum. Kırayım mı bir tane? Sıcak sıcak. Sıcak sıcak pişer şimdi. Tabağını temizleyeceğim. Bir iki ufak detaydan sonra afiyet olsun diyeceğim. Şimdi... Şimdi en sık yaptığımız şakalardan birini yapıyoruz. Didemciğim, bu tabak böyle 100 lira. Şimdi şöyle bir onu fiyatını artıralım. Kıyıdan köşeden bir süsleyip, şimdi 300 lira. Öyle ne kadar koydukça o kadar. Tabağın şeklini, şemalini düzelttikçe
O tabak o kadar göze ne kadar hitap ediyorsa, şaka bir yana, bir o kadar gerçekten bu psikolojik olarak kanıtlanmış da bir şey. Göze hitap eden bir tabak her zaman için doyuruculuk anlamında daha tatmin edici oluyor. Şöyle lahana dediğimde hafif bir kırmızıyla da bir tur da yağ çevirdik mi sana afiyet olsun diyeceğim. Süper gözüktü. Didem Hanım, dengeli beslenelim. Kilolara formumuza dikkat edelim. Süper. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Çok güzel. Nasıl olmuş ya? Çok güzel. Mutlaka yapılması gereken bir tarif olarak listeme ekledim. Çok teşekkür ederim. Ben de en kısa... sağlık. Dur, peçete. Al. Ben de en kısa zamanda kek börek yemeye merak etme. Bekliyorum, bekliyorum. Bir saat önce haber bekliyorum. Merak etme. Çok teşekkür ederim. Harika ben bir sohbet oldu. Ederim. Çok İyi sağ ol. İyi ki geldin. Çok çok teşekkürler. Sevgili Didem Karagenç bizlerleydi. Çok keyifli, çok güzel bir program oldu. Spor Şef'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize çok iyi bakın. Boyut Çelik Kapı Spor Şefi sundu.